Hatıra Mutfağı'ndan tüm izleyicilerimize selamlar. Belki sahnede gördük onları, oynadıkları rollerle kalbimize dokundular. Belki de radyoda bir şarkılarına rastladık. Ve bir daha hayatımızdan çıkmadılar. Hatıra Mutfağı'nda her hafta izleri nesiller boyunca silinmeyecek konuklarımızı hatıralarıyla ağırlamaya devam ediyoruz. Ve sizleri de çıktığımız bu lezzet yolculuğunda bizlere eşlik etmeye davet ediyoruz. Ve hazırsanız başlıyoruz. Biz onu Süper Baba'nın dedesi, sevimli uzaylı Alfin ve Orhan Veli şiirlerinin sesi olarak tanıdık ve sevdik. Öyle sevdik ki onu, sesi ne zaman kulağımızda çınlasa, ekranda veya sahnede onu ne zaman görsek, ona karşı sevecen bir yakınlık hissetmeye başladık. Ustam, mesela ben müşfik kelimesinin sevecen ve şefkatli anlamlarına geldiğini ilk öğrendiğimde, hemen onun sevecen halleri gelmişti gözümün önüne. Evet Burak'cığım, ismi gibi sevecen ve şefkatli bir sanatçıydı o. Bugün Hatıra Mutfağı'nda konuğumuz Müşfik Kenter. Türk tiyatrosunun bugünlere gelmesinde büyük emeği olan Müşfik Kenter için bugün peynirli fırın makarna hazırlıyoruz. Hiç vakit kaybetmeden malzemelerimizi sayarak yemeğimize başlayalım. Başlayalım. Peynirli fırın makarna için malzemelerimiz 500 ml süt, 50 gram tereyağı, 50 gram un, 200 gram beyaz peynir, 200 gram kaşar peyniri, 1 tutam muskat cevizi rendesi, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 bağ maydanoz. Ve tabii ki Nuh'un Ankara makarnası fırın makarna. Kış salatası için malzemelerimiz beyaz lahana, kırmızı lahana, havuç, 1 adet limon, 1 çorba kaşığı elma sirkesi. Bugün fırın makarna yapıyoruz. İlk önce makarnamızı yarım haşlayarak işe başlayacağız. Bir yandan da beşamel sosumuzu yapacağız un ve tereyağı ile birlikte. Daha sonra peynirler, maydanoz hepsini birden karıştıracağız ve fırında pişireceğiz. Tamamdır Rüstem. Biz bunları yaparken ben de bir yandan seyircimize Müşfik Kenter'den bahsedebilir miyim birazcık? Tabii ki ama istersen ilk önce makarnayı haşlayarak başla. Ben de o sırada beşamel sosumuzu yapayım. Tabii ki Rüstem. Makarnamız pişerken beşamel sosumuzu yapmaya başlayabiliriz. Tereyağı eridikten sonra unumuzu ilave ediyoruz. Güzelce unun o kavrulmuş kokusu burnumuza gelince de sütümüzü ekleyip sürekli karıştırarak beşamel sosumuzun kıvam almasını sağlıyoruz. Daha sonra da muskat cevizi, tuz ve karabiberle lezzetlendirince sosumuz hazır. Senin de makarnan oluyor gibi sanki. Evet ustam. Şunların tam olarak içine girmesi için uğraşıyorum ama sanırım zaten onlar haşlandıkça içeriye doğru dahil olacaklar. Ustam, Müşfik Kenter ve Yıldız Kenter, Türkiye'nin tiyatroya duydukları aşkla tanıdığı iki isim. Ve onlar aslında anneleri ve babalarının yaşadığı fırtınalı bir aşkın çocukları. Şöyle anlatayım hocam. Zengin ve soylu bir ailenin oğlu olan Ahmet Naci Bey eğitim almak için İskoçya'ya gidiyor zamanında. Ve eğitimini tamamlamak üzereyken Londra'da Olga ile tanışıyor. Olga o döneme kadar hayatı şanssızlıklarla geçen bir insan. 16 yaşında dul kalmış ve çocuğu olan bir anne. Ahmet Naci Bey onu görür görmez ona aşık oluyor. Ve sonrasında İstanbul'a dönerken onu ve oğlunu da İstanbul'a getiriyor yanında. Ve sonrasında bir sürü yokluk ve yoksulluk yaşıyorlar. Bir kere ilk olarak Ahmet Naci Bey'in ailesi karşı çıkıyor bu ilişkiye. Ve sonrasında pek çok şanssızlık onların peşini bırakmıyor. Ama neticesinde aşk galip geliyor ve biz de bu sayede bu iki büyük ustayı tanımış oluyoruz. Onların da tiyatroya duydukları bu aşk çok büyük şeylere mal oluyor onların hayatında. Kendi sahnelerini açabilmek adına varlarını yoklarını ortaya seriyorlar. Ama ustam bana sorarsanız iyi ki de öyle yapmışlar. Gerçekten bu kadar emek,
verilmeden hiçbir başarı olmuyor değil mi? Başarı tesadüf aynen öyle değil. Üstem. Biz de bu hikayeleri duydukça burada verdiğimiz emekleri elimizden geldiğince artırmaya çalışıyoruz. Bizde bir laf vardır. Emeksiz yemek olmaz derler. Her işte bu böyle gerçekten. Emek verildiği zaman karşılığı alınıyor. Sosumuz da hazır olmak üzere artık makarnamızı süzebiliriz. Hep bir yerlere, bir şeylere yetişme telaşındasınız değil mi? Hiç vaktiniz yok. Fast life, fast food, fast music, fast love. Dikte ettirilen yükselen değerler, inler, outlar. Buna benzer bir odada şanslıysanız, gökyüzünü görebilen bir pencere altında bitecek hepsi. Her şeyin bu kadar kolay ve bu kadar hızlı tüketilebildiği bu döneme yıllar öncesinden yazdığı dizelerle eşlik etmiş. Gerçek duyguların, gerçek yaşamın ve mücadelenin bu kadar farkında olan bu ustaya biz de son derece özenli bir yemek hazırlıyoruz, öyle değil mi usta? Evet, gerçekten de öyle. Fırın makarna, beşamel sos, beyaz peynir, kaşarla son derece güçlü ve lezzetli bir yemek olacak. İstersen sen şimdi kaşarı rendelerken ben de maydanozu ve beyaz peyniri doğrayayım. Daha sonra beyaz peynir, maydanoz, beşamel sos ve fırın makarnayı karıştıracağız. Üstüne kaşar ve kırmızı biberimizle birlikte fırına vereceğiz. Ustam, özen demişken, Müşfik Kenter'deki öyle bir özen ki 1950 yılında konservatuara ilk başladığı zaman aynı zamanda basketbolda oynuyor. Fakat profesyonel bir basketbolcu olma şansını kendini tiyatro eğitimine ve tiyatroya kaptırdığından dolayı bir kenara atıyor. O dönemde basketbol kulüplerinden gelen tüm teklifleri geri çeviriyor ve sporcu olup çok daha fazla para kazanması mümkünken bundan vazgeçiyor ve spor hayatını noktalamış oluyor. Ve bunun birkaç sene sonrasında da konservatuardan yüksek şeref öğrencisi olarak mezun oluyor Müşfik Kenter. Mücadeleci ruh sanırım aileden geliyor. Çünkü ablası Yıldız Kenter de öyle. Ve ikisi birlikte kendi tiyatrolarını yapabilmek için birçok zorlukla mücadele ediyorlar. Kenter Tiyatrosu'nun inşaatına başlıyorlar ve onun sonrasında bir sürü borca giriyorlar. Bitmek tükenmek bilmeyen Anadolu turnelerine çıkıyorlar. Ama sonucunda binanın inşaatını tamamlıyorlar ve Kenter Tiyatrosu bugün hala dimdik ayakta. Müşfik Kenter'in tabii bu sanata olan tutkusu sanırım etkileştiği seyirciye de yansıyor. Çünkü usta şair Melih Cevdet Anday bir gün kendisini Hamlet oyununda Hamlet'i oynarken izliyor ve şöyle bir yorumda bulunuyor Müşfik Kenter'le ilgili. Doğallığın ötesinde de bir doğallık içerisindeydi. Bunun sırrını ben bir türlü çözemedim diyor. Gerçekten çok büyük bir aktör. Aynı zamanda uzun süreler belki de kimsenin aşamayacağı bir seslendirme sanatçısı. Ve hepsinden de önemlisi tüm öğrencilerinin sevgi ve saygı duyduğu bir hoca. Hoca demişken bir de bir öğrencisinin aktardığı şöyle bir anısı var Müşfik Kenter'in. Bir gün bir öğrencisi yemekhanede yer bulamadığı için Müşfik Kenter'in yanına oturuyor. Müşfik Kenter'in de o sırada yemeği bitmek üzere olmasına rağmen masadan kalkmıyor ve öğrencisinin yemeğinin bitmesini bekliyor ve yemekhaneden öğrencisiyle birlikte çıkıyorlar. Ne kadar düşünceli. Yani gerçekten ilk başta da dedik ya, hakikaten sanki ailesi geleceği görmüş gibi Müşfik ismini vermiş ona. En başta da belirttiğimiz gibi böyle şefkatli, böyle sevecen ve hani isminin karakterine yansıdığı bir insan diyebiliriz. Sanki ailesi geleceği görmüş de ismini aynen koymuş öyle. Gerçekten. Bu kadar isminin anlamını yaşayan, yaşatan, ona uygun davranan çok az insan var. Aynen öyle ustam. Ustam benim kaşarım bitti gibi. Gayet güzel. Şimdi biz de tüm malzemeleri tepsiye aldık. Şöyle bir güzelce karıştıracağız. Üstüne rendelediğin kaşarları ve kırmızı toz biberi ilave edeceğiz.
Daha sonra da 180 derecede üstü güzelce kızarıp yaklaşık 10-15 dakika pişireceğiz. Hı hı. Şimdi ben ilave edeyim mi ustam? Sizin bekliyorum. Hemen şunu karıştırıyorum, yanına geliyorum ben seni. Tamam. Sosla birlikte güzelce karıştıracağız. Bu sırada ufak bir tiyo verelim. Eğer beşameli pişirirken çok kıvamlandığını hissederseniz içine biraz daha süt ekleyip kıvamını düzenleyebilirsiniz. Evet, gayet güzel. Bütün sosla birlikte karıştı. Evet, şimdi hazır. Artık kaşarı üstüne alabiliriz. Şuraya koyalım. Sadece kaşarı şu şekilde üstünü tamamen. Ve tabii ki kırmızı biberimiz. Evet, fırına girmeye hazır artık. Şimdi bu makarnayı 180 derecede yaklaşık 15 dakika peynirimiz böyle nar gibi kızarana kadar pişireceğiz. Ben de bu sırada hem mutfağı toplayayım hem de püf noktasında nefis bir kış salatası yapalım. Ben de fırına koyuyorum o zaman. Evet. Bu hafta püf noktası köşesinde tüm kış boyunca tüketebileceğiniz çok sağlıklı bir salata yapıyoruz. İlk önce beyaz lahanayı ve kırmızı lahanayı ince ince kıyarak ayrı kaplarda tuzluyoruz. Daha sonra havucumuzu soyuyoruz ve rendeliyoruz. Havucu rendeledikten sonra tuzda bekleyen lahanaları bir suyla birlikte yıkayıp fazla tuzlarını atmalarını sağlıyoruz. Daha sonra 3 malzemeyi de karıştırıyoruz. Limon, elma sirkesi ve zeytinyağı ile lezzetlendirdikten sonra servis etmeye hazır hale geliyor. Şimdiden afiyet olsun. Siz de mutfakta ustalaşmak ve pratik lezzet ipuçlarıyla yemeklerinizin tadına tat katmak istiyorsanız merak ettiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Ustam sizin için yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır. Burak'cığım makarnamız olmuştur. İstersen sen onu fırından çıkart, tamam, ben de kısa bir özet geçeyim. Tamam. Fırın makarnamızı yapmak için ilk önce makarnaları yarım haşlayarak başladık. O sırada tereyağını unla birlikte kavurduk ve sütle karıştırıp beşamel sosumuzu elde ettik. Sosumuzu muskat cevizi rendesi, tuz ve karabiber ile lezzetlendirdik. Doğradığımız maydanoz, beyaz peynir, beşamel sosu ve makarnaları hep birlikte fırın tepsisinde karıştırdık. Daha sonra rendelediğimiz kaşar peynirlerini ve kırmızı toz biberi üstüne serperek 180 derece fırında yaklaşık 15 dakika pişirdik. Fırından çıkan makarnamızı hazırladığımız kış salatasıyla birlikte servis ediyoruz. Hepinize afiyet olsun. Bugün Hatıra Mutfağı'nda Müşfik Kenter'i andık. Şimdi en az onun sesi kadar etkileyici bir tabak hazırlamaya çalışalım. Hocam, benim en keyif aldığım bölümlerden birisi oldu. Ayrıca Müşfik Kenter gibi bir ismi böylesine özenli bir yemekle anmak da çok güzeldi. Veda vakti geldi ama Burak'cığım. Aynen öyle ama bu bölüm beni öyle motive etti ki gelecek bölüme çok daha iyi hazırlanacağım, göreceksiniz hocam. Sizin de Hatıra Mutfağı'nda görmek istediğiniz isimler varsa lütfen bunları bizimle paylaşın. Gelecek bölüm misafir edeceğimiz isim sizin seçtiklerinizden biri olsun. Hatıra Mutfağı'ndan herkese selamlar. Başka lezzet hikayelerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.